Senin o gözlerine bakan kimse, onun gözlerinde sen yer bulamayacaksın. Kalbine inmeye çalışacaksın ve kalbinde de yer bulamayacaksın. Zaman geçecek, uzun zaman olacak. Ve artık sen insanlardan aldığın darbeyi teker teker sineye çekerek gel zaman içinde, git zaman içinde aklına en az bir kere de olsa sorular gelecek. Bu sorular devam edecek, devam edecek ve artık şunu daha iyi kavrayacaksın. Yüce Allah'tan başka gerçek sevginin olmadığını, Yüce Allah'tan başka gerçek aşkının olmadığını elbette bileceksin, göreceksin ve idrak edeceksin. Bir zaman sonra yaşın 30'ları, 35'leri, 40'ları bulacak. Artık 30'unda son sevdalara, 35'inde son demlere gelirken 40'larda da anlayacaksın ki her şeyin Yüce Allah'tan başka boş olduğunu ve onun yüceliğini, onun aşkını, onun sevgisini anlayacaksın. Herkese merhaba efendim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Uzun zamandır hikaye tarzlarında, menkıbe tarzlarında bunu okumuyordum. Gerçekten de öyle. En azından insanlara verdiğimiz değer, insanlara verdiğimiz önem kadar Yüce Allah'a vermiş olsaydık emin olun birçok konuda yanılmayacaktık. Ve bir arkadaşımdan duymuştum. Demişti ki bana, işte sen Yüce Allah'tan başkasına değer verdiğin için, medet beklediğin için, bir şeyler umduğun için bu durumdasın demişti. Gerçekten de hak vermiyor diyelim. Ne oluyor biliyor musunuz? Bazen gerçekten insanlara o kadar çok tamah ediyoruz ki, onları bir şekilde ilahlaştırıyoruz ki, gerek sözlerimizle, gerek gazetelerimizle, gerek yazılarımızla, Yüce Allah bunu bir yerlerde acısını çıkartıyor. Ve her bundan sonraki aşamalarda ders alındığında insan bir şekilde daha idrak ediyor ki Yüce Allah'tan başka kimsenin sevgisi, aşkı olmadı. Elbette sevgi vardır, aşk vardır. Bunlara inanıyoruz tabii ki de. Ama ne diyelim? İnsanları ilahlaştırmamak gerek. Sevelim ama kimin için sevelim? Yüce Allah için sevelim. Özleyelim ama kimin için özleyelim? Yüce Allah'ın verdiği şükür karşısında özleyelim. Ve elimize geçtiğinde de şükretmeyi unutmayalım.